Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda normal dağılımın özellikleriyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. Basit bir tane de örnek yapmıştık. Bugünkü videomuzun konusu ise tamamen normal dağılımlarla ilgili örnekleri birlikte yapmak arkadaşlar. Peki, isterseniz hiç vakit kaybetmeden örneklerimize başlayalım. Şimdi ilk örneğimize baktığımızda soruyu şu şekilde okuyayım ben size. Örneğin bir üretim işindeyiz. Üretim yapıyoruz ve tabii ki bu üretime karşılık da bazı stoklarımız da var. Şimdi A isimli veya B isimli bir ürün ürettiğimizi düşünelim, hayal edelim, varsayalım. Bu ürünümüze arkadaşlar günlük gelen talep miktarının 100 adet olduğunu biliyoruz. Geçmiş verilerden bakarak günlük talebin 100 adet olduğunu tespit ettik. Bu tabii ki bir ortalama, yani geçmiş verilere bakarak günlük ortalama 100 adetlik bir talep ortada mevcut. Daha sonra biz bunun stoklarla ilgili bir modellemesini yapmak istiyoruz ve bu yapının normal bir dağılım uyduğunu artık biliyoruz. Dediğim gibi sorularımız normal dağılım varsayımı adı altında ilerleyecek. Ama ilerleyen süreçlerde testleri gördüğümüzde verilerin normal dağılıp dağılmadığıyla ilgili testleri birlikte yapacağız. Bizim ortalama bu A ürünümüze günlük talebin ortalama olarak 100 adet olduğunu tespit ettik ve varyans değerinin ise arkadaşlar 3000 adet olduğunu şöyle bunu da yazalım. 3000 adet olduğunu gördük. Şu anda elimizdeki stok durumuna baktığımızda bu A ürünün stok adetinin arkadaşlar 3500 tane olduğunu biliyoruz. Yani stokumuzda da 3500 tane bir ürün var. Şimdi herhangi bir üretim durduğu anda, yani üretime devam etmediğimiz anda arkadaşlar elimizdeki stoğun bir ay içerisinde bitme olasılığını hesaplamamız gerekiyor. Bu tabii ki üretim modelleme yapılarında kullanılabilecek bir problem aslında. Elimizdeki stoğun durumuna göre stoğun bitme olasılıklarını ve bunun belirli bir zaman aralığında bitme olasılığıyla ilgilendiğimizde ve verilerimizin normal bir dağılım gösterdiğini tespit ettiğimizde bir modelleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi elimizdeki soruyla ilgili bilgilerden yola çıkarak arkadaşlar şöyle bir x değişkeni üzerinden buna ürün sayısı diyelim. Şöyle ürün sayısı diyelim. Ortalama olarak günde 100 adetlik bir taleple karşı karşıya olduğumuz için mü parametresinin yani ortalamanın 100 adet olduğunu biliyoruz. Ancak bizim hesaplamak istediğimiz süre bir aylık bir süre olduğu için arkadaşlar bunun beklenen değeri yani günde ortalama olarak 100 adetlik bir talepse 30 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Bir aylık bir süreç. 30 günlük talebin yani beklenen değerini bulmamız gerektiğinde 30 çarpı 100 dediğimizde arkadaşlar bir aylık ortalama talebi 3000 adet olarak beklemekteyiz. Bunu neden 30 güne çevirdik? Çünkü sürecimizin bir aylık süreçte bitme olasılığı üzerinde ilgileniyoruz. Varyans değerimiz ise arkadaşlar elimizdeki günlük varyans değeri üzerinden şöyle x kare dediğimizde bu değerin 3000 olduğunu ve bunun bir aylık süreç sonunda ise 90 bine yani çarpı 30 olarak 90 bin varyans değerine ulaşıyoruz. Bize sorulan soru şu arkadaşlar. Elimizdeki stoğun 3500 adet olduğunu biliyoruz. Elimizdeki stoğun bir ay içerisindeki bitme olasılığı üzerinden ilgileniyoruz. Aslında bize sorulan soru şu. P x büyük eşittir 3500. Şimdi bu şu demek. 3500'lük bir ürün eğer daha fazla talep edildiği noktaya gelirse demek ki 3500'lük stoğumuzun bittiğini bize gösteren bir olasılık yapısı. Yani satış eğer
Talep 3500'e kadarlık bir talep süresine biz dayanabiliriz. 3500 üzerinde bir talep oluşmaya başladığı andan itibaren artık stoğumuzda elimizdeki ürün bitmiş olacak ve bizim de aslında hesaplamak istediğimiz olasılık bu ürünün olasılığı arkadaşlar. Bu aslında dağılım yapısındaki süreciyle birlikte bir eksi aslında birikimli dağılım fonksiyonu yapısıdır. Bunu biz basitlikle artık hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için geldim Python tarafına. Hemen kodlarımızı oluşturalım. Şöyle import stats dedik. Şimdi parametrelerimizi teker teker gireceğiz arkadaşlar. Tabii ondan önce bir import numpy şöyle snp diyorum. Bu numpy kütüphanesini karekök işlemi yapmak için çektik. Ortalama değerimin arkadaşlar bir ay sonunda 3000 adet olduğunu bekliyorum. Varyans değerimin ise arkadaşlar bunun 90.000 değerinde olduğunu biliyorum. Daha sonra dağılım isimli bir parametre ile başlıyoruz ve stats üzerinden bir normal dağılım çağırıyorum arkadaşlar. Normal dağılımın içerisine iki parametre vardı hatırlarsanız. Ortalama ve standart sapma parametrelerini göndermem gerekiyor. İlkini ortalama olarak yukarıdaki parametreyi gönderdim. İkinci kısımda ise arkadaşlar karekök varyans işlemiyle ben artık standart sapmayı da bu şekilde göndermiş oluyorum. Olasılık üzerinden işlem yapmam gerektiğinde yine dağılım üzerinden çağırıyorum ve kümülatif dağılım fonksiyonunu çalıştırarak toplam alanı benim bulmam gerekiyor ve bunun da 3500 olduğunu buraya yazıyorum. Aslında çizme işlemini yaparsak arkadaşlar benim aradığım bölge neresi olacak? Şurası benim için 3000 yani ortalama değer iken şuraya 3500 değerinden devam ediyoruz. Aslında benim için önemli olan olasılık alanının burası olduğunu biliyorum. Eğer ben 3500 değeri üzerinden daha büyük alanı hesaplamak istiyorsam birikimli kümülatif dağılımı yapısıyla toplam alanı bulduktan sonra birden çıkarttığımda benim için artık 3500'den daha fazla talep gelme olasılığını ortaya çıkartmış oluyorum. Geldim. Bunun için de hemen ekrana yazdırıyorum. Bu yapı 1 eksi yukarıdaki olasılık yani kümülatif dağılım fonksiyonunun ortaya çıkarttığı olasılığı birden çıkartıyorum ve bunu da yüzdelik olarak okumak için yüzde çarpıyorum arkadaşlar ve sonucu bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Çalıştırsın. Niye hesaplamını? Ha hesapladı, geç hesapladı bir saniye. Biraz yavaş hesapladım. Bakın arkadaşlar %4,77 yani yaklaşık olarak %5'e tekabül ediyor. Yani elimizdeki verilere göre arkadaşlar bir ay içerisindeki stoğumuzu tüketme olasılığımızın %5 olduğunu biliyoruz ki aslında düşük bir olasılık. Yani elimizdeki stok sayısının yeterli olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki bu üretimin ne ürettiğinizle ilgili ya da veya üretim yaptığınız o firmanın gelecekle ilgili planlarına göre değişebilen bir yapı. Ancak elimizdeki veri setinin normal bir dağılım göstermesi varsayımı altında bu yapıda böyle bir olasılığı ortaya çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim isterseniz başka bir örnekle. Şuraya geldim tekrar kılavuz çizgilerini kaldırdım. Şimdi İkinci problemimiz arkadaşlar bir orman yangınıyla ilgili bir olasılık modellemesi üzerine. A ülkesi, B ülkesi veya Türkiye ne derseniz deyin. Bu ülkedeki orman yangınlarını inceliyoruz. Bu inceleme sonucunda arkadaşlar yıllık ortalama olarak yangından dolayı 4300 dönümün yok olduğunu yani yandığını biz daha önceki verilerimizden tespit ettik. Buradaki yapı aslında nedir? Mü değeri artık 4300 dönüm olarak yazabiliriz. Varyans olarak baktığımız zaman veya standart sapmayı direkt olarak verirse artık burada karekök almanıza gerek yok. Direkt standart sapmayı da gönderebilirsiniz. Eğer varyans değerini ölçüyorsak da bunun karekökünü almak durumundayız.
Varyans değeri ortalaması 4300 dönümken 562.500 olarak şöyle bir varyans değerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi yanan dönüm sayılarının normal bir dağılım gösterdiğini biliyoruz. Artık o varsayım üzerinden ilerliyoruz çünkü. O zaman sorumuz şu arkadaşlar. Herhangi bir yılda 2500 ve 4200 dönüm arasında yanma, yani o kadar dönümün yanması olasılığı üzerinde bir sonuç ortaya çıkartmak istiyoruz. Aslında bu durumda bizden istenilen şu arkadaşlar. P 2500 dönüm ile şöyle x, bu da küçüktür, 4200'lük dönüm arasını hesaplamak istiyoruz. Bu yapıyı isterseniz yine şuradan çizelim. Bir normal dağılım olduğunu biliyoruz. Ortalama değerinin 4300 olduğunu biliyoruz. Şöyle 4.3 diyelim hatta. Bizden istenilen olasılık neresi? 2500 ile 4200 arasındaki olasılık. Şuraya da 4200 diyelim. 4.2. Şuraya da 2.5, yani 2500 değeri diyelim. Aslında bizden istenilen olasılık alanının burası olduğunu biliyoruz. Şimdi bu noktada iki yapı, yani iki sınır olduğu için arkadaşlar aslında benim yapmam gereken işlem şu. Öncelikle buradaki alanın tamamını bulmam lazım. Yani 4.2'ye kadar gelen bir alanı bulmam lazım. Daha sonra ise şurada görmüş olduğunuz 2.5'e kadar olan alanı da bulup bunların farkını almam lazım. Sonuçta şu alanın tamamı ilk önce benim hesaplamam gereken alan. Daha sonra şuradaki görmüş olduğunuz ikinci alanı bulup bu ikisi arasındaki fark bana buradaki taralı alanı verecektir arkadaşlar. Peki geldim. Ortalamanın 4300 dönüm olduğunu, varyans değerinin ise 562.500 olduğunu biliyorum. Şimdi bunun için iki olasılık yapısından bahsetmemiz gerekiyor. İlk olasılık yapısı ilk önce 4200'lük olan alanı ortaya çıkartması gerekiyor ki bu da yine aslında kümülatif bir dağılım arkadaşlar. Şöyle 4200. Daha sonra yine aynı dağılım fonksiyonu üzerinden ikinci bir olasılık hesaplamam gerekiyor. Bu ikinci olasılık alanım ise 2500'e kadar olan alan. O yüzden buraya da 2500 olarak yazıyorum. Benim artık bu iki değer arasındaki fark alanını yakalayabilmem için, yani 4200 ile 2500 arasındaki alanı yakalayabilmem için olasılık 1'den olasılık 2'yi çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Arasındaki fark bana da bu aradaki taralı alanın sonucunu olasılık olarak döndürecektir. Geldim, şöyle çalıştırdım arkadaşlar. Bakalım sonuç bize ne çıkacak? 0.43, yani yaklaşık olarak %44'lük bir olasılık üzerinden bahsedebiliriz. Şöyle %44. Yani elimizdeki geçmiş verilere göre ortaya çıkan 4300 ortalamaya sahip olan dönüm adeti bunlar. Yanma yapıları. Eğer 2500 ve 4200 arasında bir olasılıktan bahsediyorsak bu olasılığın %44 olduğunu biliyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor? Örneğin yangın söndürmek için bir sistem, bir strateji geliştirdiğimizde işte söndürebilme yetenekleri üzerinden buradan çıkabilecek olasılıkların yoğunluğu veya düşüklüğü üzerinden elimizde hazırda bekletilebilen yangın araçları, yangın personeli, bunların stratejilerini, planlamalarını yapabiliriz. Sonuçta bunların her biri aslında birer maliyet yapısı ve bu şekilde de maliyet optimizasyonu noktasında bizim işimize yarayacak olan bir yapıdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Peki soruyu isterseniz biraz daha bir farklı yöntem göstermek için bir soru daha soralım aynı yapı üzerinden. Örneğin 3000 dönümden daha fazla yanma olasılığı üzerinden ilgilendiğimizi varsayalım. Bu yapı aslında nedir arkadaşlar? Şöyle P x büyüktür 3000 değeri üzerinden bunu biz arıyoruz. Bu da aslında nedir? 1 eksi P'nin x'in 3000'den küçük olma durumuyla ilgileniyoruz. Burası zaten bir kümülatif, yani birikimli dağılım fonksiyon alanıdır. Geldim burayı artık olasılık 2 yapısıyla bir ihtiyacım yok. Direkt olarak olasılık 1 üzerinden ilerleyebilirim. Buradaki benim için sınırım neresi arkadaşlar? 3000 sınırı.
Geldim buradaki birikimli dağılım fonksiyon alanına 3000 değerini gönderdim. Ancak bu 3000 değeri aslında sonuç olarak bana vereceği değer arkadaşlar kaç verecek? Bir bakalım önce. 0,04'lük dediğimiz alan aslında şu bizim 3000'den küçük olması olasılığı. Bizim için önemli olan 3000'den büyük olma olasılığı ise arkadaşlar bunu da 1'den çıkarttığımızda bakalım sonuç bize ne verecek? Bu da yaklaşık %95'e tekabül edecek bir değer vermesi lazım. 0,95 hatta %96 civarında bir olasılık verebilir arkadaşlar. Bu 3000 dönümden daha fazla yanma olasılığıyla ilgileniyorsak bu %96'lık bir olasılık demektir ki bir yıllık bir süreç içerisindeki 3000 dönümden daha fazla yanma olasılığı %96. Bunu neye gösterdim? Bunu zaten daha önce yapmıştık ama burada Python üzerinde farklı bir fonksiyonel yapıyı kullanabilmemiz için gösterdim arkadaşlar. Bu yapıya yine olasılık 2 diyelim biz. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Dağılım üzerinden arkadaşlar CF dediğimiz bir fonksiyon yapısı çağırıyoruz. Ve yine x parametresi gönderiyorum. Buradaki alana da arkadaşlar 3000 değerini tekrar gönderdim. Ve daha sonra print olasılık 2'yi yazdırın. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Buradaki CF fonksiyonu üzerinden. Bakın ikisi de bana artık aynı sonucu verdi. Burada sizlere göstermek istediğim, anlatmak istediğim şu. Bir olasılıkta eğer diğer bir alandan bahsediyorsak, yani birikimli dağılım fonksiyonun birden çıkartılmış halinden bahsediyorsak, burada direkt olarak CDF yerine CDF yazıp buradan 1-C CDF yapmak yerine direkt olarak CF fonksiyonunu kullanarak bu bize aslında CF eşittir 1 eksi birikimli dağılım fonksiyon yapısını verecektir. Yine aklımızda bulunan yeni bir fonksiyonel yapı olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Peki başka bir örneğe geçelim. Şuradan sayfa 3'ümüzü açalım. Şuradan görünüm diyelim arkadaşlar. Yine bir üretim üzerinden yola çıkalım. Bu sefer ürettiğimiz ürünün stok optimizasyonu yerine garanti süresiyle ilgili, garanti maliyetleriyle ilgili bir yapı kuralım. Yine dediğim gibi ürettiğiniz bir A ürünü olsun ve bu A ürünün arkadaşlar ömrünün ortalama olarak 58 ay olduğunu bulduk. Geldik mü eşittir 58. Yani ürettiğimiz bir ürünün ortalama ömrü 58 ay. 58 ay sonra artık ürünün kullanılabilirlik durumu ortadan kalkıyor arkadaşlar. Ve aynı parametreler üzerinden devam ettiğimizde varyans değerimiz arkadaşlar 100 ay olduğunu bulduk. Şuradan geldim. Burası 58 ay, varyansının da 100 ay olduğunu bulduk. Arızalı bir ürünün yenisiyle değiştirmek için 3 yıllık bir garanti veriyoruz ürünlerimize. Şöyle geldim. 3 yıllık bir garanti süreleri var bu bir değerlerim. Yılda 1 milyon ürün ürettiğimizi varsayalım. Bir yılda şöyle geldim. 1 milyon ürün üretiyoruz biz. Eğer 3 yıl garanti süresi içerisinde 1 yılda 1 milyon tane ürün üretiyorsak arkadaşlar bu 1 yıllık süreç içerisinde kaç tane ürünün garantiye gelebileceği olasılığıyla ilgilenelim. Ve buradan çıkacak sonuçla birlikte de biz aslında garanti sürecimizle ilgili stratejilerimizi artık doğrudur, yanlıştır veya daha da iyileştirebilir şeklinde bir yorum yapılabilir. Şimdi mü 58 ay, varyansı 100 ay arkadaşlar. 3 yıl yani 3 yıllık bir garanti süresinden bahsediyoruz. 3 yıllık garanti süresi de aslında ay bazında hesaplama yapmak istediğimiz için bunu aya çevirdiğimizde bunun 36 ay olduğunu artık hesaplayabiliyoruz. Yani bizden istenilen sonuç şu arkadaşlar aslında. X küçüktür 36. Yani 3 yıl içerisinden 3 yıl dolmadan önce bize kaç ürün gelebilir? Bununla ilgili bir strateji geliştiriyoruz aslında. Geldim tekrardan şu olasılık 2 yapısını silelim. Şunu da silelim. Birden çıkartmamıza gerek yok zaten. Direkt olarak birikimli dağılım fonksiyonundan hesaplatabileceğimiz bir yapı.
Geldim. Ortalamamın arkadaşlar 58 ay olduğunu biliyorum. Varyansımın da 100 ay olduğunu biliyorum. Nereden daha küçük olacak? 36 aydan. Geldim. 36 aydan daha düşük olma olasılığıyla ilgileniyorum. Ve bunu çalıştırdığım zaman bakalım 0,013 arkadaşlar. İsterseniz bunu da şöyle yüzde çarpalım ki yüzdelik olarak görebilelim. O da %1,39'a tekabül ediyor. Yani buranın sonucu %1,39. Yani sattığımız bu ürünlerin 36 ay içerisinde arızalanma olasılığının %1,39 olduğunu biliyoruz. Bu çıkan sonuçlara göre elimizdeki garanti süresiyle ilgili planlamanın doğru, yanlış veya dediğim gibi daha da iyileştirilebilir olma durumuna göre yorum yapabiliriz. Yılda 1 milyon tane üretim yapıyorsak arkadaşlar 1,39 bizim arızalanarak gelme olasılığı beklentimiz olduğu için bu da bir yıllık olarak baktığımızda 13.900 ürüne tekabül eder. Yani yıllık 1 milyon ürün üretim üzerinden devam ettiğimizde yıllık bizim 13.900 tane ürünün geri gelebilmesi olasılığı üzerinden yeni bir strateji geliştirebiliriz arkadaşlar. Normal dağılım yapıları bu şekilde özellikle business kısmında yani iş kısmında en basit şekilde bu tarz optimizasyon, maliyet iyileştirme gibi yapılarda gayet basit bir şekilde modellenebiliyor arkadaşlar ve çıkan sonuçlara göre de yeni bir ürün stratejisi üzerinde çalışılabiliyor veya sabit olan elimizdeki olan ürün stratejimizle ilgili herhangi bir problem var mı, problem yok mu veya dediğim gibi iyileştirilebilir mi tarzı soruları gün yüzüne çıkartıyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Şöyle geldim, yine çizdim. Şimdi bu sefer de bir üretimden ziyade şöyle bir soruyla devam edelim. Örneğin bir lokantanın evlere servis yani teslimat süresiyle ilgileniyoruz. Teslimat süresi gelen siparişten sonra yani bir kişi bir yemek siparişi verdikten sonra kaç dakikada o sipariş o kişinin eline ulaşıyor? Ortalama olarak bunu modellemek istiyoruz. Eskiden gelen verilere göre baktığımızda bu o değerin yani müğünün ortalamanın 30 dakika olduğunu görüyoruz. Şöyle 30 dakika olduğunu görüyoruz. Yani geçmiş verilere bakarak bir ürünü bir kişi bizden talep ettiğinde bunun paketlenip o kişiye teslimat süresi ortalama olarak 30 dakika. Varyans değerine baktığımızda ise arkadaşlar varyans değerinin 25 dakika olduğunu görüyoruz. Bunlar bilindiğine göre ve verilerin normal dağıldığı tespit edildiğine göre arkadaşlar herhangi bir teslimatın 20 dakika ve 40 dakika arasında olma olasılığıyla ilgileniyoruz. Aslında yapı bize şunu söylüyor. 20 küçüktür x o da küçüktür 40 değeri. Yani iki tane bizim sınırımız var ve bu sınırlara göre aslında iki olasılık değerini hesaplayıp önce 40'a kadar olan birikimliği daha sonra 20'ye kadar olan birikimliği ve arasındaki farkı almamız gerekiyor. Geldim buradan öncelikle ortalamaya 30 değerini gönderdim ve varyans değerimin 25 olduğunu biliyorum. Şuradan yine iki olasılık değeri hesaplayacağım için arkadaşlar şuraya indim buraya sınırla 2 dedim. İlk değerimin öncelikle 40 değerine göndermem gerekiyor. İkinci değerim ise 20 değerine göndermem gerekiyor. Ve bu ikisi arasındaki farkı da alıp benim bu beklediğim 20 ve 40 dakika arasında teslim olma olasılığını hesaplamam gerekiyor. Geldim tekrar burayı çalıştırıyorum. Bakalım sonuç ne çıkacak? 0,95 çıktı arkadaşlar. Yani %95 çıktı. Peki bu soruyu aslında sormamın nedeninden bir tanesi bu değil onu söyleyeyim. Yani nasıl olsa artık bunun nasıl hesaplanacağıyla ilgili bilgi biliyoruz. Burada sizlere anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Geldim şöyle aşağı doğru iniyorum. Şimdi şöyle bir normal dağılım eğrisi çizdim. Şuradan bir ortalama indirdim ki ortalama değerimin 30 olduğunu biliyorum. Yani 30 dakika. Benim için önemli olan şuradan 20 ve 40 arasındaki olasılığı hesaplama.
Yani şurasını hesaplamam. Toplam alanın buraya. Burada dikkatinizi bir şeye odaklamak istiyorum aslında. Şimdi varyans değerim 25 ise arkadaşlar, benim için standart sapma değerimin 5 dakika olması gerekiyor. Sonuçta standart sapma varyansın karekökü. Şimdi bir ampirik kural vardı hatırlarsanız. Normal dağılımla ilgili standart sapma uzaklıkları yapısı arkadaşlar. Hatırlarsanız şöyle bir normal dağılım üzerinden bir ortalama değeri olduğunda, bakın burası 1 sigma, burası 2 sigma, burası da 3 sigma değeri mevcuttu. Buradan geldim eksi 1 sigma, eksi 2 sigma ve eksi 3 sigma. Şimdi ampirik kural bize buradaki standart sapmalara göre uzaklıkla ilgili direkt olarak aslında bir gözlem değeri veriyor. Yani bir olasılık değeri veriyor. Eğer 20 ve 40 arasından bahsediyorsak arkadaşlar, bu ne demek aslında? Standart sapma 5 ise buradaki alan 20 ve 40 arasında olan alan aslında 2 sigma kadardır. Yani 2 standart sapma kadardır. Sonuçta 2 çarpı 5'ten 10, 30'a 10 eklediğimde 40 eder. Yani burası aslında 2 sigmalık bir alandır. 20 olduğunda da yani 2 sigmanın sol tarafa kaydığında burası da eksi 2 sigmadır arkadaşlar. Ve biz o ampirik kuraldan dolayı bir gözlem değerinin, yani gözlemlerin ortalamadan 2 standart sapma uzaklıkta yayılması olasılığının %95 olduğunu daha önceki videolarımızda görmüştük. Yani eğer standart sapmayı bu şekilde dikkat ederseniz, bu hesaplamaları tek tek yapmak yerine elinizdeki veri seti üzerinden kaç sigma uzaklıkta olduğunu tespit ederek basit bir şekilde olasılığı zaten hesaplayabiliyorsunuz. Yani 20 ve 40 arasındaki olasılığı buradaki noktadan tek tek yapmak yerine, zaten örneğin ben dikkatimi çekti dersiniz, standart sapmanın 5 olduğunu ve 2 standart sapma uzaklıktaki alanı aslında tam olarak bizden istediğini bildiğimiz için bu yapıda arkadaşlar %95'lik bir alana direkt olarak tekabül etmektedir arkadaşlar. Bu kural yapısına biz bilimsel kural veya ampirik kural dediğimiz bir kural yapısı arkadaşlar. Bakın burada artı eksi sigmanın aslında tek bir standart sapmanın %68,27'lik bir alan oluşturduğunu, iki standart sapmalık alanın %95,45 olduğunu ve 3 standart sapmalık alanın ise gözlemlerin %99,73'lük bir alan kapladığını burada tespit edebiliyoruz. Bizim bulduğumuz sonucumuz neydi arkadaşlar? Zaten %95,44'lük bir alandı. Yaklaşık 45, hatta 44,99. Burada da görmüş olduğunuz gibi %95,45'lik alan aslında bizim için 2 standart sapmalık alanın toplamını gösteriyor ki bizim de aslında burada hesapladığımız yapı bu şekilde. Normal dağılım yapısı, eğer verilerin normal dağıldığı varsayımı altında gerçekleşiyorsa, bu şekilde farklı farklı yapılarda kullanılabiliyor. Bu sadece benim verdiğim business, yani iş tarafındaki olasılık hesaplamalarından ziyade tıp olsun, finans olsun, ekonomi olsun, mühendislik olsun vesaire, bunlarla ilgili çok yoğun olarak kullanılabilen bir yapı. Özellikle istatistiksel kalite kontrol eğitimi aldıysanız eğer üniversitede, onlarda mesela XR kart sistemleri gibi bilgilere sahip olacaksınız. Onların da tamamı aslında normal dağılım üzerinden hesaplanabilen ve kalite kontrol sürecini yönetebileceğiniz bir yapı arkadaşlar. Normal dağılım yapısı bu şekilde. İlerleyen süreçlerde normal dağılımın daha teorik olarak, yani teknik olarak diyelim, teknik olarak ne kadar önemli olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmaya devam edeceğiz. Yine dediğim gibi normal dağılımla ilgili internetten çok fazla örnek bulabilirsiniz ve sizlere tavsiyem sadece benim burada verdiğim örneklerle kalmayın. Oradaki örnekleri de inceleyin. En azından yani mantık tamamen aynı aslında. Hesaplanabilme mantığı tamamen aynı. Ancak soruların çeşitliliğini görün. Yani ne gibi problemlerle karşılaşıldığında nasıl
buna normal dağılımla müdahale ediyorlar. Bunları görün arkadaşlar. Hem Türkçe hem İngilizce olarak arayabilirsiniz. Çok fazla örnekler mevcuttur normal dağılımla ilgili. Diğer dağılımlarla ilgili o kadar fazla örnek bulamazsanız da normal dağılımla ilgili çok fazla örnekler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde artık normal dağılımı da bitirdik. Aslında dağılımlar konusunu bitirdik. Bu anlattığım dağılımlar dışında da özel olarak kullanılan dağılımlar tabii ki mevcut. Ancak biz veri bilimi üzerinde, veri analizi üzerinde en fazla kullanılan dağılımları tanıdık. Dağılımların mantığını tanıdık. Ve daha da önemlisi merkezi limit teoreminin önemini kavradığımızdan dolayı normal dağılımı diğer dağılımlardan daha farklı bir noktaya koyabiliyoruz arkadaşlar. Ve süre ilerledikçe, konular ilerledikçe bunların her biri aslında bir puzzle'ın parçası gibi tek tek artık kafanıza oturmaya başlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu eğitimler sonuçta bir istatistik eğitimi adı altında üniversitelerde okutuluyor ve bunlar 2 sene, 3 senelik bir eğitim süreci. Yani o yüzden tamamen sizlere teorik altyapının %100 veriyorum diye asla böyle bir iddiam yok. Hatta bu görmüş olduğunuz yapılar o üniversitelerde öğretilen süreçlerin belki %10'udur. Yani o kadar diyorum sizlere. Ama bunların en pratik şekilde nasıl anlatılabilir, nasıl gösterilebilir diye düşündüğümde sonuç olarak böyle bir şey ortaya çıktı. Eksiklerim vardır. Gereksiz belki fazlalıklarım vardır. Bilemiyorum ama bu eğitim sürecinin daha böyle eğlenceli olduğunu, güzel olduğunu, en azından veri analizcisi olma yolunda veya veri bilimi sektöründe çalışma anlamında bazı temel olguların oturması gerektiğini düşünüyorum. Bu olguları da sizlere elimden geldiğince vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi böyle dışarılardan eğitimler aldığınızda kimse size böyle yarım saat normal dağılım, işte bir saat binom dağılımı vesaire tarzı bilgiler vermez. Ben görmedim en azından, varsa da bilmiyorum. Ben biraz daha bunları bol bol örneklendirme, bol bol süreci yönetebilme üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Neyse yine çok uzatmayalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.